İyi akşamlar. TV'lik haber merkezince hazırlanan 18.30 akşam bülteniyle karşınızdayım. Ben Muzaffer Şensoy. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere orduya gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ sabah saatlerinde Ordu Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Başbakan Yardımcısı Akdağ ilk olarak Ordu Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi. Ardındansa AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Başbakan Yardımcısı Akdağ son olarak Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kayınpeder ve kayınvalidesini ziyaret etmek amacıyla eşinin memleketi Ordu'ya geldi. Başbakan Yardımcısı Akdağ sabah saatlerinde Ordu Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Burada Ordu Valisi Seddar Yavuz ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın ilk adresi Ordu Valiliği oldu. Burada ilk olarak anı defterini imzalayan Akdağ, valilik makamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bütün ordulu kardeşlerimi hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Hatırlıyorum orduya geliş maceralarımızı. Ben orduya çok geldim gittim. Buranın damadı olduğum için Ankara'dan orduya herhalde bir 6-7 saat ancak geliyorduk. Sonra Karadeniz otoyolu yapılınca bu süre kısaldı. Bir taraftan Erzurum'dan geliş gidişlerimizde de tabii Kürt'ünden gelen yolun yapılmasıyla çok rahatlıklar sağlanmıştı. Bakan Akdağ'ın gündeminde Ordu'ya yapılan yatırımlar vardı. Özellikle başta Ordu Giresun Havalimanı olmak üzere yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu hakkında açıklamalarda bulundu. Ama havaalanı gerçekten bu işi taçlandıran bir yatırım oldu. Buna benzer birçok yatırımda, birçok hizmette olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın ileri görüşlülüğünü Ordu ve Giresun için birlikte hizmet eden havaalanından da yaşıyoruz. Bölgeye büyük bir canlılık getirdiğini biliyorum. Çünkü ulaşım son derece önemli bir husus. Üstelik Ordu ilimiz, Ordu dışına çok sayıda insanın gittiği, yerleştiği, İstanbul'a diğer şehirlere bir ilimiz. Onun için bu mükemmel bir hizmet oldu. Cenab-ı Hak vesile olanlardan razı olsun. Ordu ile alakalı hizmetler açısından bütün vatandaşlarımızın çevre yoluyla ilgili hassasiyetinin olduğunu biliyoruz. Orada da imkanlar el verdiği ölçüde hızlı bir inşaat yürütülüyor. Malumudur yine ordulu hemşehrilerimizin yoldaki bazı fiziksel şartlar sebebiyle istendiği hızda yolun inşaatı devam edememişti ama inşallah zannediyorum Mart ayında, Nisan ayında ilk etabı tamamlamış olacak. Türkiye'nin gücünün artık buna benzer tüm büyük yatırımların üstesinden gelecek noktaya ulaştığını işaret eden Akdağ, bir taraftan Suriye'de Afrin bölgesinde büyük bir mücadele verildiğini belirtti. Suriye'de büyük bir mücadele veriyoruz. Orada da politik tarafı, diplomasi tarafı gerekse ordumuzun ÖSO'yla birlikte yaptığı en son Afrin'de ortaya koyduğumuz Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin kendi hukukunu korumak, kendi haklarını korumak, kendi insanının güvenliğini sağlamak hususunda hiçbir zaman tereddüte düşmeyeceğini dosta da düşmana da herkeste göstermiştir. Bu kararlılıkla Afrin'deki hareket devam edecek. Orada da biliyorsunuz önemli bir hassasiyetimiz. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ordu Valiliğini ziyaretinin ardından AK Parti Ordu İl Başkanlığı'na geçti ve burada düzenlenen toplantıya katıldı. Başbakan Yardımcısı Akdağ açıklamalarında CHP ve HDP'ye yüklendi. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığı bir dönemde CHP'nin YPG-PYD terör örgütü değildir şeklindeki açıklamasının çok üzücü olduğunu dile getirdi. Zaman zaman maalesef ana muhalefet partisinden olumsuz sesler işitebiliyoruz. Genel başkanı da YPG'nin, PYD'nin terör örgütü olmadığı, bazen olmayabileceği gibi ifadelerde bulunuyorlar. Ana muhalefet partisinin bu meselede amalı fakatlı ifadeleri bir yana bırakarak bu işin yanında durması Türkiye'nin gücüne güç katar diyen Akdağ, Ordu'dan ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Mecliste olmayan bazı partilerin de bu gösterdiğini görüyoruz ki böyle olmalıdır. Sonuçta bu bütün milletin meselesi olduğu için. Ama bunu ana muhalefet partisinden bu duruşu görememek bizi gerçekten üzüyor. Ve Türkiye'nin aslında ana muhalefet partisinin bu meselede amalı, fakatlı ifadeleri bir yana bırakarak bu işin yanında durması Türkiye'nin gücüne bir kere daha güç katar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerinden başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere bu hususta sağduyu bekliyoruz.
yavrularımız. AK Parti'de toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akta ardından Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada AFAD hakkında bilgiler aldı. AFAD'ın Türkiye ve dünyada başarılı bir şekilde çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Akta, özellikle UMKE'nin birçok noktaya kısa sürede müdahale ettiğini söyledi. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nda kurduğumuz Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, kısa ismiyle UMKE, Türkiye'de acil hadiselere, krizlere, tabii afetlere hazırlık konusunda çok önemli bir merhaleydi. Yani şöyle geçmişine doğru gittiğim zaman olayın, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi UMKE ile alakalı olarak kuruluşundan itibaren meseleyi inceledi ve çok etraflıca bir rapor hazırladı. Bu raporu aynı zamanda da yayınlayarak bütün Avrupa ülkelerine UMKE tarzındaki bir örgütlenmeyi tavsiye etti ve Türkiye'yi de örnek olarak gösterdi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere orduya gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akta, özellikle son günlerde Türkiye'de yaşanan çocuk istismarları ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akta, çocuk istismarı ya da herhangi istismarda bulunanların en ağır cezaya çarptırılması adına hükümetin çalıştığını ve yargı yollarının harekete geçtiğini açıkladı. Asla vicdanımızın kabul edebileceği işler değil. Eşinin memleketi olan Ordu'ya gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akta, hafta sonu tatilini Ordu'da geçiriyor. Çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Akta, Ordu'da kameraların karşısına geçti ve özellikle son günlerde Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri olan çocuk istismarı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Herhangi bir insanın hukukunu çiğneyen hangi hareket olursa olsun kabul edilemez. Ama özellikle çocuklara, masum çocuklara karşı işlenen suçlar, hele hele bir takım cinsel saldırılar asla vicdanımızın kabul edebileceği işler değil. Başbakan Yardımcısı Akta, Türkiye'de meydana gelen çocuk istismarları konusunda net konuştu. Herhangi bir istismara sebebiyet veren kişi veya kişilerin en ağır ceza ile karşı karşıya kalacağını ifade etti. En ağır biçimde cezalandırılması gerekir. Yani mevcut kategorik hukuk sistemimiz bu tip bir suça en ağır cezayı nasıl verebilecekse böyle cezalandırılması gerekir. İnsanlık dışı bir şey, yani herhangi bir şeyle açıklanamaz. Tabii cezaların caydırıcı olması çok önemli. Toplumun genel anlamda sağlığı, huzuru açısından. Dolayısıyla özellikle yargıya intikal etmiş meselelerde yargının hızlı hareket etmesi ve kanaatimce de verilebilecek en ağır cezaları bir an önce verilmesi gerekir. Başbakan Yardımcısı Recep Akta, özellikle masum çocuklara karşı işlenen suçlar, hele hele bir takım cinsel saldırılar asla vicdanımızın kabul edebileceği işler değildir. Bunların en ağır biçimde cezalandırılması gerekir dedi. Hatta masum çocuklara karşı işlenen suçların caydırıcı olması gerektiğini işaret etti. Yargıya intikal etmiş konuların en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti. Hepimiz anne babayız, çoluk çocuk sahibiyiz. Olmasak bile değişen bir şey yok. Dolayısıyla ümit ediyorum ki bu gibi hususlarda yargı hızla adaleti tecelli ettirir. Yani bütün vicdanların beklediği budur. Başbakan Yardımcısı Recep Akta, Ordu'dan Hollanda hükümetine sert tepki de gösterdi. Özellikle 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırım olarak tanımaya hazırlanmasına sert tepki gösteren Akta, uyuşturucu konusu üzerinde Hollanda'ya önemli mesajlarda bulundu. Sentetik uyuşturucular dediğimiz uyuşturucuların imal edildiğini ve Türkiye'ye sokulduğunu biliyoruz. Özellikle son günlerde Türkiye ve Hollanda arasında ipler iyiden iyiye gerildi. Sözler kılıçtan keskin hale geldi. Bu anlamda Başbakan Yardımcısı Recep Akta, Ordu ziyareti sırasında Ordu'dan Hollanda hükümetine seslendi. Hollanda hükümetini sentetik uyuşturucu konusunda sert sözlerle eleştirdi. Biliyorsunuz Hollanda ile ilişkilerimiz son zamanlarda özellikle terörist gruplara bazı Avrupalı ülkelerde müsamaha gösterildiği gibi buralarda da müsamaha gösteriliyor. Bu sebeple ilişkilerimizde tamir edilmesi gereken hususlar var. İnsan haklarına önem verdiğini, hassasiyetle yaklaştığını iddia eden her ülke bir defa hiçbir terörist gruba, o terörist gruplarla iltisakı olan, ilgisi olan hiçbir gruba müsamaha göstermemelidir. Başbakan Yardımcısı Recep Akta, Hollanda parlamentosunun 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanımaya hazırlanmasına sert tepki gösterdi. Hollanda önce orada imal edilerek Türkiye'ye gönderilen uyuşturucuya mani olsun ifadelerinde bulundu. 1915'lere dönüp de suni gündemler oluşturmak yerine Hollanda bugün kendi içerisinde barındırdığı terörist gruplara karşı gerekeni yapmalıdır. Uyuşturucuyla hükümetimiz ciddi bir mücadele veriyor. Hollanda ile meselenin alakası ne? Çok büyük alakası var.
bir takım yeni uyuşturucu maddelerin, bağımlılık yapan maddelerin doğrudan doğruya Avrupa'daki bazı ülkelerde imal edildiğini ve Türkiye'ye getirildiğini görüyoruz. Bunlar nispeten bir takım yeni ürünler ve gerçekten çok tehlikeli ürünler. Özellikle de Hollanda'da bu sentetik uyuşturucular dediğimiz uyuşturucuların imal edildiğini ve Türkiye'ye sokulduğunu biliyoruz. Üstelik de hedef ülke Türkiye. Hollanda 1915'lere kadar dönüp de biraz önce de ifade ettiğim gibi suni gündemler oluşturmak yerine bu meselenin üstüne gitmelidir. Akdağ Hollanda'da imal edilen ve burada herhangi bir yavrumuzun hayatına mal olan her sentez uyuşturucu için Hollanda hükümetinin sorumluluğu vardır dedi. Bugün Türkiye'de Doğu tarafından gelip de Avrupa'ya sevk edilen, uyuşturucu trafiğiyle sevk edilen bağımlılık yapıcı maddelerin yakalanma oranı Avrupa'da yakalanan toplamdan daha fazla. Büyük bir mücadele veriyoruz Türkiye olarak. Lütfen ülkelerinde imal edilen ve Türkiye'ye sokulan uyuşturucuya mani olsunlar. Yani Hollanda'nın bu hususta üstüne düşenleri de yapmadığını inanıyorum. Çünkü çok büyük bir ülke değil. Gerçekten meselenin üstüne gittiklerinde büyük ölçüde sonuca ulaşabilirler. Başbakan Yardımcısı Akdağ Ordu'dan Hollanda hükümetine seslendi. İmal edilerek Türkiye'ye sokulan ve Türkiye'ye gönderilen uyuşturucuların engellenmesini istedi. Hollanda hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı ve bağımlılıkla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak Hollanda hükümetini bütün gençlerimizi tehdit eden bu ağır riskle mücadeleye davet ediyorum. Bunu Hollanda, Belçika, Polonya, Avusturya gibi ülkelerde de bu imalatların yapıldığını ve uyuşturucunun Türkiye'ye sokulduğunu biliyoruz. Özellikle Hollanda'dan bahsettim. Maalesef imalatın en ziyade yapılarak, yani birinci çıkış noktasının yapılarak Türkiye'ye sokulduğu, bunların sokulduğu ülke Hollanda. Lütfen Hollanda hükümeti üstüne düşeni yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, partisinin 36. olağan kurultayı sonrası ilk defa Ordu'ya geldi. Kurultay sonrası, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ünvanını koruyan Torun, Ordu'da il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek seçim sıratını verdi. Daha sonra il ve ilçe yönetimi Ordu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek burada güven tazeleyen Başkan Recep Aydın'a yönetimini kutladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun Partisi'nin 36. olağan genel kurulu sonrası memleketi Ordu'yu ve teşkilatını ilk defa ziyaret etti. Partisinin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Seyit Torun, Ordu İl ve İlçe Yönetimi ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantının ardından Torun ve İl Başkanı Atilla Şahin basın açıklaması yaptı. Şahin yaptığı açıklamada toplantı sonrası bugün itibariyle 2019 yılında yapılacak seçimlerin startını verdiklerini söyledi. Hemen 2019'un başında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili çalışmaların ilk startını bugünden itibaren veriyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi Ordu'da Büyükşehir dahil olmak üzere bütün yerel yönetimlere talip olup büyük bir oranda da başarı sağlayacağına olan inancımız tamdır. Şahin'in ardından sözü CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun aldı. Torun açıklamasında kurultay, botanik park, sağlık hizmetleri, Ordu Giresun Havaalanı'ndaki sefer iptalleri, fındık ve birçok konuda görüşlerini dile getirdi. Tabii şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu operasyon sınır güvenliğimiz sağlandıktan sonra, orada terör yuvalanması sonlandıktan sonra, oradaki terör unsurları ortadan kaldırıldıktan sonra da inşallah Mehmetçiğimiz sağ salim ülkemize dönecek, ailelerine kavuşacak. Bir an önce de bunu talep ediyoruz. Ordu sağlık hizmetleri olarak Karadeniz'in en geri ilidir. Hak ediyor muyuz bunu biz? Hak etmiyoruz. Bugün Ayvaslı'mıza hastane yapılıyor. Ağustos'a bitmesi bekleniyor. C sınıfı hastane yapın diyoruz. Raporlara bakacağız, şuna bakacağız, buna bakacağız diyorlar. Hala ne yapacaklarını bilemiyorlar. Havaalanımız yapıldı, çok teşekkür ettik. Her yerde de memnuniyetimizi ifade ettik ama yani bu sefer iptalleri de artık Ordu ve Giresunlu'yu canından bezdirdi. Bu eksiğinde bir an önce giderilmesini talep ediyoruz.
En son Sayın Bakan'la görüştüğümüzde Ocak ayında bir çalıştay yapacağını, en az 5 günlük süren bir çalıştay yapılacağını ve fındıkla ilgili artık radikal kararların alınacağını ve üreticinin beklentilerinin karşılanacağını ifade etmişti. Sayın Bakan'ı geçtiğimiz günlerde aradım. Bu sözünü hatırlattım. Önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi. Umarım en kısa sürede yapılır. Torun daha sonra beraberinde il ve ilçe teşkilatını alarak geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerle güven tazeleyen Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Sağ olasın. Yeni görevde de başarılar dilerim. Torun ziyarette basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Kadına şiddet ve çocuk istismarlarına dikkat çekti. Şurada rakam var bakın. Çocukların cinsel istismarı %434 artmış 16 yıllık AKP iktidarında. Bu istatistik rakamları bunlar bakın. Adam öldürme %261, cinsel taciz %449, kadına yönelik şiddet %1400. Bu rakamlar gerçek rakamlar. Diyoruz ki toplum bir infial halinde. Toplum çıldırmış, rehabilite edilmesi lazım. Tedbir alınması lazım. Cezai müeyyidenin uygulanması lazım. Bir şekilde bu sorunun çözülmesi lazım. Ama bugüne kadar ne sokak eylemleri, ne meclisteki tartışmalar, ne verilen kanun teklifleri, ne komisyon önerileri hiçbir şekilde kaleye alınmadı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla taksici esnafı konvoy oluşturdu. Akyazı mahallesinde bir araya gelen 50'nin üzerindeki taksici esnafı Türk bayraklarıyla şehir turu attı, Mehmetçi'ye destek verdi. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 50'nin üzerinde taksici esnafı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla araçlarına Türk bayrağı asarak konvoy yaptı. Konvoy öncesi basın açıklaması yapan Altınordulu şoför esnafı, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'le beraber olduklarını söyledi. Gerekirse cepheye de gideriz mesajını verdi. Türk askeri Kadir Şinaslığı'nı içinde ve dışında barış ve huzuru sağlamak için canını gözünü kırpmadan feda edecek vatan evlatlarından doludur. Allah tüm Mehmetçiğimizi ve şanlı Türk ordumuzu korusun. Kalbimiz ve dualarımız sizin de onların olmadığını bilmesine üyeliyoruz. Ordu şoförlü ve ormancı odası olarak devletimizin yanında olduğumuzu, bu kararı ve kahraman Mehmetçiğimizin de bu vatanın mücadelesinde savunana kadar destekliyor ve bundan şahsım ve şoför esnafı kardeşlerimin adına bu vatan için gönüllü neferler olduğumuzda bir kez daha vurgulamak istiyorum. Afrin'de tüm askerlerimize, kuvvet komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve onlarla biz de her an, her zaman savaşmaya hazırız. Durgöl Akyazı Mahallesi, Orgeneral İbrahim Fırtına Bulvarı'nda bir araya gelen taksici esnafı, oluşturduğu konvoyla, araçlarına taktıkları Türk bayraklarıyla korna çalarak İbrahim Fırtına Bulvarı'ndan başlayarak şehir içinde tur attı. Konvoyun geçtiği güzergahta, diğer sürücüler de klakson çalarak gruba destek verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Fas ilçesinde bazı cadde ve sokakları araç trafiğine kapatarak başlattığı yaylaştırma projesi devam ediyor. Proje tamamlandığında ise Fas'ta şehir merkezi rahat bir nefes alacağı benziyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez Altınordu ilçesinde uygulamaya soktuğu projeyle birlikte Süleyman Felek Caddesi'nin tamamı ve Zübeyde Hanım Caddesi'nin bir kısmında yayalaştırma çalışmaları başlamıştı. Bu projenin hemen ardından Fatsa ilçesinde de benzer bir projeyi hazırlatarak uygulamaya geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Fatsa ilçesinin çehresini değiştirmeyi planlıyor. Fatsa ilçesinde yayalaştırma projesiyle birlikte Fatsa ilçe merkezinde yaşanan yoğunluk da ortadan kalkacak.
Öte yandan ilçe merkezinde yaşanan yoğunluğu ortadan kaldırmak ve yayalar için trafiğe kapalı alanlar oluşturmak amacıyla araç trafiğine kapatılan Eskihal Sokak, Aşiyan Sokak, Plevne Caddesi ve Meydanı, Gülhan Sokak, Hisar Sokak, Reşadiye Caddesi, Pazar Caddesi ve Meydan Sokak'ta yayalaştırma çalışmaları sürüyor. %45'i tamamlanan proje Nisan ayı sonunda bitirilerek hizmete girmesi planlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı harekatı kapsamında Mehmetçiklerin ilerleyişi sürerken teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da Afyon harekatında operasyona destek veriyor. Özel kuvvetler ve komando birlikleriyle hareket eden özel eğitimli keskin nişancılar üst noktalarıyla oluşturdukları gizlenme alanlarında görev yapıyor. Her türlü hava şartlarında atış yapabilme kabiliyetine sahip gece görüş tribünü silahlarıyla görev yapan keskin nişancılar Afyon'a ilerleyen birliklere güven veriyor, teröristlere ise korku salıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da birliklere ateş gücü sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekat başarıyla icra ediliyor. Türkiye sınırlarındaki terör örgütü PYD-PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları terör örgütünün işgalinden kurtaran birlikler, teröristlerin korkulu rüyası özel eğitimli keskin nişancılardan da yoğun olarak istifade ediyor. Özel kuvvetler ve komando birlikleriyle hareket eden keskin nişancılar, teröristlerden arındırılan bölgelerdeki üst noktalarıyla örgüt üyelerin geçiş güzergahlarında oluşturdukları gizlenme alanlarında görev yaparak bölgeyi 24 saat gözetim altında tutuyor. Arazide gizlenmelerine yardımcı olan özel kıyafetleriyle dal parçaları, ot, toprak ve kayalardan kendilerine mevzi oluşturan keskin nişancılar her türlü hava şartlarında atış yapabilme kabiliyetine sahip gece görüş dürbünlü silahlarıyla ateş desteği sağlıyor. Teröristlerin sızma girişimlerine karşı hakim bölgelerde konuşlanan keskin nişancılar alan güvenliğini sağlamanın dışında gözetleme yapmak isteyen teröristleri de izliyor. Gizlendikleri mevzilerde yer yer 48 saat hareketsiz bekleyen keskin nişancılar teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor. Birliklerin meskun mahal harekatlarına da destek veren keskin nişancılar bugüne kadar çok sayıda terörist etkisiyle getirerek hem harekata katılan birliklerin hem de sivillerin can güvenliğinin sağlanmasında önemli katkıda bulundu. Rize'nin Ardeşen ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Yolda meydana gelen toprak kaymasını vatandaşlar cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Açıldı. Rize'nin Ardeşen Tunca Karayolu Tunca Beldesi mevkisinde yol çalışmasının ardından toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar ve harfiyatın düştüğü karayolu ulaşıma kapandı. Karayolu, Tunca Belediyesi görevlilerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sonucu ulaşıma açıldı. Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, yol çalışması nedeniyle meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti. Toprak kayması ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Şimdi de sizleri çok kısa zamanda hayatın her alanında göreceğimiz insansız robotları ekranınıza getireceğiz. Türkiye'de üretilen yerli lisanslı robotlar erik dalı oynuyor, mangal yapıyor, ev ve iş yerlerinde yardımda bulunuyor.
Konya'da bir yazılım firması bünyesinde üretilen yerli insansız robotlar erik dalı oynuyor, mangal yapıyor, ev işlerine yardım ediyor. Bir firma bünyesinde dizayn edilen robotlar havalanları, eğitim kurumları, hastaneler, otogarlar, oteller, alışveriş merkezleri, mağazalar, marketler, restoran ve kafelerin yanı sıra konser, açılış, kutlama gibi organizasyonlarda görev alabiliyor. İnsansız robotlar ayrıca ürün tanıtma, broşür dağıtma, plaket takdimi, yol gösterme ve tezgahtarlıkla evlerde temizlik, yemek yapımı, çay demleme, çiçek sulama gibi işleri yapabiliyor. Bu özelliklerin yanı sıra koreografi eşliğinde dans edebilme özelliğine sahip robotlar, Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde birbirleriyle bağlantı kurup senkronize olarak Ankara oyun havası olarak bilinen erik dalı oynayabiliyor, mangal yapabiliyor. Baş mühendis Dr. Özgür Akın, firma olarak 23 yıldır faaliyet gösterdiklerini, aynı zamanda 9 yıldır da robotik teknolojiler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bugün seri üretim ve yalın üretim hatlarının olması sonucuyla dünyada bir ilk özelliği taşımakta. Akın Robotics'te geliştirmiş olduğumuz robotların tüm eklemlerini, elektronik devre sistemlerini, yazılımlarını tamamen kendi laboratuvarlarımızda geliştiriyoruz. Bugün bir mekanik aksam geliştirmek için, bir uzuv geliştirebilmek için BLDC motorlar kullanıyoruz. Üzerine harmonik driverlarla birleştirilmiş eklem yapısı oluşturuyoruz ve sürücü devreleri, kontrol devreleri, beyincik dediğimiz mikro işlemciler ve üst kontrol devreleri, arayüzler, onun dışında elektronik tasarım ve üretim hatlarımız tamamen Türk mühendisleri tarafından, Akınsoft mühendisleri tarafından geliştiriliyor ve sadece komponentler hariç dediğimizde %100 yerli robotlar diyebiliriz. Akın, robot serisinin küçük bir çocuk tarafından dahi programlanabileceğini söyledi. İnsansız robotların kreşlerde de kullanılabileceğine değinen Akın, robotların çocuklara hem öğretmen hem de oyun arkadaşı olabileceğini söyledi. %100 yerli tasarım ve üretim olan ada robotlarımız AVM'lerde, otogarlarda, havalimanlarında, hastanelerde, kreşlerde ve aklınıza gelebilecek birçok noktada, organizasyonlarda görevler alabilecekler. AVM'lerde bir ürün tattırma, bir stand görevlisi olarak görebileceğimiz gibi havalimanlarında yol gösterici, bilet kesici görevleri alabilecek. Aynı zamanda hasta bakıcı olarak kullanılabilecek, hastayla diyaloglar kuracak, hastanın rahat iletişim kurabilmesini, interneti kullanabilmesini sağlayacak, ilaç servisini yapabilecek. Bir kreşte çocukların sorumluluğunu alabilecek, çocukları takip edecek. Aynı zamanda onlara hem bir öğretmen hem bir oyun arkadaşı olabilecek. Adalar %100 Türk kültürüyle yapılıp kullanıma sunulduğu için aynı zamanda Türk mutfağına uygun yemekler hazırlayabiliyor, kahve yapabiliyor bize, çay demleyebiliyor, hatta mangal servisi yapabiliyor, mangal yakabiliyor. Onun dışında çok daha güzel ve çok daha keyiflisi bizler için folklorik bir gösteri yapabiliyorlar, halk oyunları oynayabiliyorlar. Adaları çok yakında ülkemizde birçok noktada göreceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından haberlere devam edeceğiz. Yapıları inşa etmek için beton, tuğla ve demiri bir araya getirmekten fazlası gerekir. Başarmak için her zaman hazır olmak, hedefi belirlemek ve bu hedefe kilitlenmek gerekir. Başarmak için güçlü olmak yetmez. Dayanıklı da olmak gerekir. Tek başına olmaz. Başarmak için takım olmak gerekir. Başarmak için inanmak gerekir. Ancak o zaman kazanabilirsiniz. Ancak o zaman zirveyi görebilirsiniz. Ramadanlar İnşaat. Orduyu inşa eden marka. Ordu'nun yerli markası olan bir alışveriş mağazası 9. kuruluş yıl dönümüne özel indirim yaptı. Ordu'da 7 mağazası bulunan markette 17 ile 19 Şubat tarihleri arasında %70'lere varan oranlarda indirimli alışveriş yapılabilecek.
ordunun yerli markası olan bir alışveriş mağazası kazancını indirim olarak ordulularla paylaşıyor. Ordunun Altınordu ilçesinde 9 yıl önce kurulan alışveriş mağazası bugünden başlamak üzere 19 Şubat tarihine kadar %70'e varan indirim yaptı. Mağazanın genel koordinatörü Özer Temiz, her yıl geleneksel hale getirdikleri indirimin bu yılda devam edeceğini ve 3 gün süreceğini söyledi. 9 yıl önce Sayın Süleyman Dinsoy tarafından temelleri atılan Ankamar Ekonomi Marketleri'nin geleneksel açılış yıl dönümleri başlamıştır. 17, 18, 19 Şubat tarihlerinde Ankamar olarak 7 mağazamızda açılış yıl dönümü etkinliklerimiz devam edecektir. Ankamar olarak 7 şube, imalathane, hal, fırın, restoran, fırın kafe olarak hizmet vermekteyiz. Tüm halkımızın ilgisinden dolayı teşekkür ederiz. 2018 yılında Allah nasip ederse Ordu merkez ve ilçelerinde yeni mağazalarımızda Ordu halkına hizmet vermeye devam edeceğiz. Şimdi de Artvin'e gideceğiz. Artvin'de babasının tasarladığı sistemle duvara asılan ipin beline bağlanmasıyla dik durabilen skalyoz hastası 13 yaşındaki Bilge Kara geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştuktan sonra memleketine döndü. Hiç dil görürsün. Artvin'in Borçka ilçesinde Mehmet Nezahat Kara çiftinin tek çocuğu olan Bilge Kara skolyoz hastalığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Bilge babasının tasarladığı aparat sayesinde yaklaşık 4 yıldır duvara bağlanan iple adeta ayakta kalma mücadelesi verdi. Buna gerek kalmayacak. Kara'nın durumundan haberdar olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarayeroğlu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın talimatları, Artvin Valiliği ve Borçka Kaymakamlığı'nın destekleriyle İstanbul'a götürülen Kara, Şişli Etpal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan doku genişletme işlemlerinin ardından Balta Limanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim Profesör Doktor Mehmet Akif Kaykusuz'un da aralarında bulunduğu ekip tarafından ameliyat edildi. Başarılı ameliyatla omurgası düzeltilen ve vücuduna yurt dışından özel getirilen stent yerleştirilen Kara, taburcu edildikten sonra evine döndü. Bilge Kara, rahat nefes alıp bir şeye ihtiyaç duymadan dik oturduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Rahatım, hiç ağrım yok. Süper yani. Eskisinden bu zamanda %100 değişim var. Nefes alma konusunda darlık çekiyordum. Sürekli yastıklarla boğuşuyordum. Yani oturmak için, rahat oturmak için. Yani yanlarımda sağ sol ağrıma oluyordu böyle. Allah'a şükür onlar yok. Baba Mehmet Kara ise kızının ameliyatının yaklaşık 9 saat sürdüğünü anlatarak çocuğumun sırtına yurt dışından özel getirilen stent takıldı. Bizim için uzun bir süreçti. Allah'a şükür kızım başarılı bir ameliyattan çıktı ve sağlığına kavuştu diye konuştu. Şu an çocuğum çok rahat bir şekilde oturuyor. Dikleşti, stabil bir şekilde kollarını kaldırıyor ve öne doğru da böyle dik oturuyor. Desteğe gerek kalmıyor artık. Ne bir boşluğunu doldurmak için uğraşıyorum, bir çaba veriyorum. Önceleri şöyle yapıyordum. Burasını böyle doldurup şuradan şunu da böyle koyuyordum. Bu şekilde şuraya asıyordum. Omurliğe daha fazla eğilmesin diye ama şimdi ben bunları aldığımda çocuğum çok rahat bir şekilde oturuyor. Buna gerek kalmayacak. Kara, kızının tam sağlığına kavuşana kadar kontrollerinin devam edeceğini sözlerine ekledi. Yaklaşık skolyoz ameliyatı için 9 saatlik bir operasyon geçirdik. Çocuğumun arkasına komple stent takıldı. Uzun bir süreçti. Bizim için de çok zorlu bir operasyondu. Ama başarılı geçtiğini, risklerin olduğunu ama gelecekteki riskleri ortadan kaldırmak için bu ameliyatın gerekli olduğunu ve geç kalındığını söylediler bize. Ama ona nazaran ameliyat gayet başarılı geçmiş, çok iyi geçmiş. 1,5 ay sonra tekrar kontrolümüz var. Hem Şişli Etfal Hastanesi'nde hem Balta Limanı Kemik Hastanesi'nde. Bu süreçler böyle tam sağlığına kavuşana kadar devam edecek. Gidip gelmelerimiz devam edecek. Allah'ıma şükürler olsun. Çocuğumu ipten kurtardılar. Evet, bu akşam da haber bültenimizin sonuna geldik. Az sonra ekranınıza spor haberleri gelecek. Yarın akşam buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hoytherm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Dünyanın en büyük futbol kulüpleri sosyal medya aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Birçok kulüp sosyal medyayı aracı olarak kullanıp daha çok kişiye erişebiliyor. Türkiye'de de futbol kulüplerinin yeşil sahadaki rekabeti sosyal medyada da bir o kadar ateşli devam ederken yapılan araştırmada Ordu Spor Kulübü'nün Twitter hesabındaki takipçi sayısı Süper Lig'deki 7 kulüpten daha fazla takipçiye sahip olması gözlerden kaçmadı. Takipçi sayısının sürekli değiştiği sosyal mecrada 15 Temmuz 2018 tarihli yapılan araştırmada bölgesel amatör ligde mücadele eden Ordu Spor Twitter'daki takipçi sayısıyla dikkat çekiyor. Mor beyazlı ekip Süper Lig'de 7 takımı geride bırakırken Sport Toto 1. Lig'de ise bu alanda 10 takımı geçti. Yaşadığı ekonomik kriz ile düşüşüne engel olamayan ve 2012-2013 yılında Süper Lig'de mücadele ederken 5 yılda 4 kez küme düşen ve bölgesel amatör lige kadar gerileyen Ordu Spor, Türkiye'deki spor severlere sosyal medyadan var olduğunu duyurmaya devam ediyor. Süper Lig ve 1. Lig takımlarını kapsayan grafikte Ordu Spor 36 takım arasında 17. sırada yer alıyor. Hoytherm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.